Dünyanın farklı noktalarından da doğa olaylarına dair haberler gelmekte. Onlardan biri İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'ndan geldi. Yanardağ patladı. Yanardağ'dan akan lav yakınlardaki balıkçı kasabasına kadar ulaştı. Kasaba boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadı. Yanardağ'dan akan lavlar sahile ulaştı, evleri yuttu. Görüntüler İzlanda'dan. Burası adanın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası. Grindavik kasabasının kuzeyindeki yanardağ patladı. Yanardağ'dan akan lav, balıkçı kasabası Grindavik'e ulaştı. Kasaba boşaltıldığı için can kaybı yok. Ancak alevler evleri yutuyor. Bölgedeki volkanik sistem geçen ayda faaliyete geçmişti. 4000 nüfuslu kasaba tahliye edilmişti. Tehlike geçince 100 kadar kasabalı evlerine geri döndü. Patlama öncesi alınan tahliye kararıyla onlar da bölgeden uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri lav ırmaklarının ilerlemesini durdurmak için bariyerler oluşturuyor. İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson uçuşlarda aksama görülmediğini duyurdu. 2010'da Eyjafjallajökull Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle 100 binden fazla uçuş iptal edilmişti. Reykjanes'teki yanardağ sisteminin yoğun duman üretmediği belirtiliyor. Reykjanes Yarımadası'nda bir ay içinde ikinci, 2021'den bu yana beşinci kez yanardağ patladı. İzlanda, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik platolarının arasında bulunuyor. Dünyanın en büyük iki platosu birbirine doğru hareket ediyor. Bu nedenle İzlanda adasında sismik ve volkanik faaliyetler yoğun olarak görülüyor.